yatırım yapmak, gençlere, çocuklara, kadınlara yatırım yapmak ne çok şeyi değiştirebilir yaşamda. Şimdi yanımızda bu anlayışla çalışan ve günü yakalayan, toplumsal fayda için nitelikli bireylerin yetişmesine katkı sağlamayı amaçlayan bir dernek var. Kısa adı TİKAV olan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı. TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sultan Yılmaz stüdyomuzda bizimle birlikte, hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz. Detayları elbette sizden öğreneceğiz ama önce TİKAV diyelim. Yani Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı'ndan biraz bahsetmenizi isteyelim. Evet, Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı 15 Ocak 1999'da kurulmuştur. Bir ailenin, Akın ailesinin kurduğu bir vakıftır ve ana sponsoru Akfen Holding'dir. Hı hı. Gençlerin gelişimine yatırım yapan bir vakıftır. Projeleri itibariyle de gençler ve kadınlar önceliklidir ama en öncelikli gençlerin kişisel gelişimleridir, hayata hazırlanmalarıdır. Harika. Peki çalışma alanlarından da bahsedelim TİKAV'ın. Evet, çalışma alanlarımız itibariyle demin de söylediğim gibi gençlerle çalışıyoruz ama proje bazlı çalışıyoruz biz. Projelerimizden bir tanesi ki kuruluşundan itibaren desteklenen ve uygulanan bir proje, bireysel gelişim programı. Bireysel gelişim programında biz Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde doğmuş, büyümüş, aileleri halen orada yaşayan ve Fırat Üniversitesi'nde okuyan öğrencileri mülakatlarla seçerek alıyoruz ve onlara 3,5 yıl gelişim programları yanı sıra da bir miktar burs veriyoruz. Projemizin biri bu. Bu çok kıymetli bir proje. Evet. 20 yılını tamamladı. İkinci projemiz uluslararası bir projedir. Duke of Edinburgh International Award, uluslararası ödül programı dediğimiz bir program. Bunu da 2002 yılından beri TİKAV uyguluyor. 2003 yılından bu yana da Türkiye'deki tek temsilcisi. Merkezi İngiltere'dedir bunun ve 1956 yılında Kurtan'ın eğitim felsefesi üzerine kurulmuş, bakalorya sistemiyle kurulmuş bir program. 130'un üzerinde ülkede uygulanıyor. Türkiye'de tanıtma, yaygınlaştırma, denetleme ve sertifikalandırma yetkisi sadece TİKAV'da. Bu programda da 14-24 yaş arasındaki gençlerin bireysel gelişimine katkı veren çalışmalar yapılıyor. Aşamalar var, değil aşamaları, mi bildiğim kadarıyla? Evet. Bu program için önemli olan tek şey gencin gönüllü olması. Gönlü isteyerek gelmesi programa, ister okulda olsun, ister okumasın, ister çalışıyor olsun, isterse sokakta yaşayan olsun. Eğer bize gelip de ben bu programı yapmak istiyorum diyorsa biz ona cevap vermek durumundayız ve yapıyoruz. Genellikle okullarla çalışıyoruz. Evet. Çünkü bir ödül liderine ihtiyacımız var. 14-24 yaş arasındaki gençlerimiz katılımcı olarak gelebilirler bize. 20 yaşın üzerinde 100 yaşına kadar herkes ödül lideri, süpervizör, destekçi, harika, diğer gönüllü olarak gençlere emek verebilir. Bize değil, gençlere emek. Bizim için gençlere emek. Onun da kendi içinde aşamaları var. Fakat buna geçmeden önce vakfımızın bir diğer projesi daha var. Ulusal projeler diyoruz. Orada da gençlere, çocuklara, kadınlara yönelik eğitim ve sağlık eğitimleri yapıyoruz. Mersin'de mesela çeşitli konferanslarımızın yanı sıra 7 tane okulu tamir edip teslim ettik. Harika. Oradaki projelerimizden biri çocukların bilgisayar eğitimine destekti. Muhtarların yazışma teknikleriyle ilgili, iletişim teknikleriyle ilgili eğitimimiz. Ama en önemlisi, çocukları küçük olan, anaokulunda olan kadınlara verdiğimiz kişisel gelişim programlarıydı. Daha ne olsun? Evet. Harika. Sonrasında şimdi
dağ köylerinde belli bir şeyle yapıyoruz. Finans sağlayan grupla çalışmak zorundayız. Çünkü finans ancak olursa iş yapabiliyoruz. 3 yıldır da köylerde, dağ köyleri diyebileceğimiz köylerde kadınlara yönelik efendim öncelikle çocuklarıyla nasıl oyun oynayabilecekleri ve nasıl ellerindeki malzemeyle hamurdan, çamurdan, tahtadan oyuncak yapabileceklerini öğreten bir yıl süresince onun için gezdi arkadaşlarımız. İkinci yılında ilk yardım eğitimlerine yöneldik. Bu senede önce hijyen diyoruz. Evet. Sağlık. Sağlık. Evet, hijyen sağlıktır diye bir projeyle devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl ne olur bilemiyorum ama gene kadınlara yönelik bir projemiz olacak. Bizim böyle bir takım projelerimiz efendim, de var. Hep söylüyoruz aslında. Yani hani toplumlar kadınların, erkeklerin omuzlarında diye. O şekilde büyüyor, o şekilde yüceleceğiz ve çocuklarımız evet. Çok önemli, gençlerimiz çok önemli. Ama kadının galiba artı bir özelliği daha var. Evet. Onu söylemekte fayda çok büyük. Toplumları yetiştiren kadın aslında, yani o evlatları yetiştiren anne, birinci derecede iletişimi kuran, belki hayata hazırlayan da anne. O yüzden annenin eğitilmesinin önemi tartışılmaz. Çok farklı. Çok farklı tabii. Yani kadınlara tabii daha çok yönlenebilir ama bizim vakıf senedimiz itibariyle evet, gençlerin evet. Ama kadınları da ihmal etmemeye tabii. Çalışıyoruz. Bir ucundan tutmaya çalışıyoruz. Peki bu projelerin sonucunda yıllardır projelerin içindesiniz sizler de. O gelişim aşamalarından biraz söz edin. Nasıl geliyor insanlar o projelere? Belki çekingen. Sonrasında neler yaşıyorlar? Biraz bahsedin isteriz. Şimdi önce bireysel gelişimden kısaca lütfen. Bahsedeyim. Üniversite bir öğrencimiz vardı 3-4 yıl önce mezun ettiğimiz. Muş Bulanıklıydı. Muş Bulanık'ta doğmuş, liseyi de orada bitirmiş, hiç çıkmadan ilk defa Elazığ'a gelmişti. Bizim projemizle seçildikten sonra biz onları Ocak ayında bir oryantasyon eğitimine alırız. Ankara'ya uçakla geldi çocuk. Mezun olduğu zaman artık ben buradayım diye gerile gerile yürüyordu tabir caizse Anadolu ifadesiyle. Çünkü orada 30'un üstünde sertifika alacak şekilde eğitim alıyorlar. Mesela 3,5 yıl İngilizce eğitim almalarını sağlıyoruz biz. Evet. Bunun yanı sıra efendim protokol kurallarından tutun, diksiyon eğitiminden, proje yazma tekniklerine kadar, mülakat tekniklerine kadar 30'un üstünde eğitim alıyorlar. Biz kimi zaman Ankara'ya, İstanbul'a ya da işte başka bir şehire götürüyoruz ya da hocalarımızı Ankara, İstanbul'dan Elazığ'a götürüyoruz. Orada hafta sonları çocuklarımızla buluşuyoruz. Yani bu bir TİKAV Akademi. Bu evet. Bir yanda. Evet. Duke of Edinburgh programına, ödül programına gelince ödül programının kendi içinde bir disiplini var. Bize gencin gönüllü gelmesi, ister öğrenci olsun evet. Dediğim gibi ister olmasın gönüllü olarak gelmesi gerekiyor. Bu programı 4 bölümde yapmaları gerekiyor. Birincisi bir beceri kazanmaları gerekiyor. Yeni bir şey öğrenmeleri öğrenmek. Gerekiyor. Ve ikincisi fiziksel gelişim, mutlaka bir spor yapmaları gerekiyor. Üçüncüsü en önemlisi bana göre toplum hizmeti. Evet. Almadan vermeyi öğrenmeleri gerekiyor. Çünkü çağımız insanı maalesef hep bana diyen bir grup yetişti. Biz onu aşmaya çalışıyoruz. Bir de kamp programları var. Doğada nasıl yaşayacaklarını evet. Öğreniyorlar. Bunun da kategorilerine göre süreleri değişiyor. Bronz en az 6 aylık, gümüş 1 yıllık, altın 18 aylık bir süreçte. Ve tabii bildiğiniz gibi eğitim bir süreç meselesi. Evet. Onun için biz gençlerin disiplin içinde her hafta belirli süre kadar ne bileyim işte 26 hafta mı gitmeleri gerekiyor, 13 hafta mı, 52 hafta mı, 72 hafta mı, bu haftaları aksatmadan gitmeleri. Bu demektir ki zamanlı planlamayı öğrenmek. Bu demektir ki maymun iştahlılıktan vazgeçmek. Evet. Bu demektir ki bir yaşam biçimi kazanmak. Bu demektir ki özgüven kazanmak. En önemlisi ben yaptım oldu demek. Evet.
Bunun için size şöyle bir örnek vereyim. Bizim 2007-2008-2009 yıllarında Elazığ'da sokakta çalışan çocuklara bu programı çalıştık birlikte. Sonunda Ankara'da sertifika törenine geldi. Bu çocuklarımızdan biri sokakta simit satıyordu. Ama o zaman gençlik merkezlerinde bunları alıyorlar, ders çalıştırıyorlar filan. Ailelere de bir miktar bir şey ödeniyordu bildiğim kadarıyla. Geldi, konuşuyor törende, sertifika almadan bir konuşma yaptırıyoruz. Elini kürsüye vura vura, benim de şimdiye kadar, ben hep şimdiye kadar almayı öğrendim. Bu programla benim de verecek bir şeyim olduğunu öğrendim. Çok mutluyum. İşte. Bunu ben hiç unutmadım. Evet. Alan el, veren el, alan elden üstündür. Onu hissetmiş. Herkesin verecek bir şeysi vardır. İzninizle bir başka örnek vermek istiyorum. Van depremi sırasında gazetelerde okumuştum. Çanakkale'den bir ayakkabı tamircisi Van'a gitmiş, bir işte portatif naylondan bir şeyin altında kurmuş tezgahını ve bir yazı. Ayakkabılarınızı tamir etmek için geldim, ücretsiz. Bu i̇şte kadar. Bu. Herkesin bir başkasına verecek bir şeysi vardır. Verdikçe yüceliyor. Çocuklarımız da bunu yaşıyoruz. Ödül törenlerimizde bunu çok görüyoruz. Keşke yayınlayabilsek o çocuklarımızın ifadelerini. Kampta yaşadıkları zaman ay diye örümcekti böcekti diyen çocuklar kamptan sonra şerbetlenmiş geliyorlar. Çünkü doğada evet. Doğayla bütünleşip yaşamayı öğreniyorlar. Evet. Değil mi? Evet. Dolayısıyla kişisel gelişimin kimseye zararı yok. Tam tersi faydası var. Ve benim özellikle yani 1978'den beri STK'ların yönetim kurullarında çalışıyorum. Böylece yaşım da çıkıyor ortaya. Gördüğüm bir şey var ki birçok dernekte çalıştım. Hep aç mısın açık mısın diye bakılıyor. Halbuki bizim çocuklarımıza önce beyinlerini dolduracak, ruhlarını yüceltecek eğitimlere ihtiyaçları var. Kişisel gelişim eğitimlerine. Evet. Ve biz bunu son derece disiplinli biçimde, kontrollü, şeffaf olarak yapmaya çalışıyoruz. Onun için bu programlara gençler kadar yaşı 20'nin üzerinde olan gençler de katılsınlar ki dediğim gibi 100 yaşına kadar bizimle olabilirler. O gençlere biz kişisel gelişimlerine bir şeyler katalım. Hem biz o keyfi yaşayalım. Gönüllülükle yaptığımız işin keyfini hem de geleceğimize yatırım yapalım. Gerçek efendim, yatırım bu. Evet, kesinlikle öyle. Peki efendim bu projelerde görev alanlar gönüllü mü? Şimdi eğitici manasında soruyorum elbette. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bireysel gelişim programlarında gönüllüler de var. Şeyle de ücretli hizmet satın da var. Evet. Aldıklarımız da var. Haklarıdır. Çünkü emek veriyorlar. Ama Duke of Edinburgh ödül programındaki ödül liderlerimiz, süpervizörlerimiz tamamen gönüllü. Güzel. Ve bizim ulusal komitemiz var, vakfın yönetim kurulunun altında, TİKAV'ın yönetim kurulu altında. Ulusal komitede çalışan arkadaşlarımız da gönüllü. Ama personelimiz var tabii. Tabii. Hizmet üreten ve onlara da ben teşekkür ediyorum. Çok canla başla çalışıyorlar. 2003 yılından bu yana geçen sene 15. yılını kutladı kurumsallığının ve ulusal otorite oluşunun Türkiye'de. Her yerde ulusal otorite değil. Mesela 40'ın üzerinde ülkede uygulanıyor. Avrupa, Akdeniz, Arap ülkelerinde bunun 19'u bizim gibi ulusal otorite. Hmm. Diğerleri İngiltere'ye bağlı çalışıyorlar. Bu şeyde baktığınız zaman, gelişimine baktığınız zaman bunların içinde bizim nüfus olarak az gibi görünüyoruz ama yaptığımız işler itibariyle bakıyoruz gerçi. Çünkü bizim genç nüfusumuz çok oranladığınız evet, zaman. Tabii. Bizim %1'imiz onların %50'sine denk geliyor. Daha fazlası oluyor başka ülkelerin. Dolayısıyla 17 bini geçtik. Elimizin değdiği genç olarak. Güzel. Tabii bunların hepsi bitiremeyebiliyor programı. Tabii. Çeşitli sebeplerle bitiremeyebiliyorlar. 6500'ü de bitiren gencimiz oldu. Sonunda onlara biz bir rozet ve sertifika veriyoruz. Ama asıl ödül onların
kendilerine kazandıkları, kendilerine kazandırdıkları demek daha doğru. Kesinlikle. Ben çocuklara hep öyle söylüyorum, gençlere ödül törenlerinde. Onları tebrik ediyorum, takdirlerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum gençlere. Çünkü diyorum siz kendi kendinize emek verdiniz. İşte en önemlisi önemli. Bu gerçekten değil mi? Ya ayakları, biz bunu öğretiyoruz. Evet, ayakları üzerinde durabilmek, evet, sonrası geliyor zaten. Evet. Yani ekonomik katkıda zaten sonrasında. Ben bunu yapabilirim diyen insan zaten yapmaya başlamıştır bir şeyler. Evet. Değil ve mi? Biz bunun böyle şöyle bir şeysini görüyoruz. Çok güzel söylediniz. Söz gelimi bireysel gelişimde staj yaptıkları yerlerimiz, üniversite öğrencileri, evet, çünkü staj yaptığı yerlerden iş teklifi alanlar %20'nin üzerinde. İşte. Bunun yanı sıra Uluslararası Duke of Edinburgh programının bizde de inşallah başlayacak. Yavaş yavaş şirketlere de girmeye başladık. Avrupa'da özellikle İngiltere'de tabii orası, tabii, merkezi olduğu için iş başvuru formlarının altında hangi sosyal sorumluluk projelerine katıldınız? Duke of Edinburgh programı gibi diyor. Çünkü Duke of Edinburgh programı çocuğu böyle bir kavruyor. Onun bakış açısını, disipline olmayı öğretiyor, koordineli çalışmayı öğretiyor. Bir sürü bir katkısı var. Tabii. Ve bunu çocuklarımız görüyorlar. Yani bir evladımız, Tikavlı bir çocuğumuz, Antepli bir çocuğumuz, bursiyerimizdi. Amerika'ya Fulbright'ta gitti ve orada onu tercih etmelerin, orada da epey kaldı. Üniversite bırakmak da istemedi ama sonra döndü. Tercih etmelerinin sebebi Duke of Edinburgh ve şeydi, Tikavlı'daki kazandıklarıydı. Evet. Efendim, aslında konuşulacak ne kadar çok bir, çok projeniz var biliyorum. Ama sevgili dinleyicilerimize şunu söyleyebiliriz. Tikav'ı takip etsinler. Evet, web sayfasından detaylı bilgiyi sosyal oradan alsınlar. Sosyal medyada da varız. Evet. Projelerden nasıl yararlanabilecekler, sizlere nasıl ulaşabilecekler ya da nasıl katkı sağlayabilecekler, bu şekilde öğrenebilirler. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Ben çok teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için. Sağ çok olunuz, teşekkürler. Bizimle olduğunuz için. Efendim, TİKAV yani Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sultan Yılmaz konuğumuzdu. Artık veda ediyoruz. Didem Karakelle, Sayın İhsan Bulut, Dilek Demirbilek Topçu günün diğer yarısına doğru yoldaydık. Kalanı hakkını vererek yaşayalım. Gün başlarken geç kalmadan anı kaçırmadan ritme katılıyoruz. Güne bakan.